Aha, cebinizden de para çıktı. İlk defa elimi cebime attım da para çıktı. Bu süper bir şey ya. Hemen gidip bir şeyler almalıyım. Dur fakir dur. Onlar benim param. Onları harcayamazsın. Kıyafetler benimse bu paralar da benim komiserim. 24 saatliğine her şeyi değiştirdik biz. He? İyi madem iyi öyle olsun bakalım. İyi o zaman. Ben gidiyorum fakir Kerem. Sakın suça falan bulaşma ha. Yoksa atarım seni içeri ha, haberin olsun. He? Peki fakir komiserim. Bundan sonra her hafta ihtiyaç sahiplerini belirleyeceğiz ve onlara yardım edeceğiz. Minecraft Akademisi'nin polisleri olarak bu görevi biz üstleniyoruz. İhtiyaç sahiplerini belirleyeceğiz ve hep beraber yardım edeceğiz. Minecraft Akademisi'ne de bu yakışır. Süpersiniz komiserim. Çok iyi düşünmüşsünüz. Bıktım vallahi işsizlikten bıktım ya. Sürekli olarak aynı yemekleri yemekten, sürekli olarak dilencilik yapmaktan çok sıkıldım artık. İstemiyorum böyle bir hayat ya, istemiyorum. Fakir, dostum ne oldu? Neden bu kadar sinirlisin? Komiserim ya, ben bu hayattan çok sıkıldım gerçekten. Hiçbir işim yolunda gitmiyor ya. Sen bir de beni düşün fakir. Sürekli olarak suçlularla ve mutant yaratıklarla uğraşıyorum ben. Ben ne yapayım ha? Yok komiserim ya, siz en azından para kazanıyorsunuz. Sürekli olarak farklı işlerle yapıyorsunuz. Canınız sıkılmıyordur sizin hiç. Sen öylesen fakir, gel seninle 24 saatliğine yer değiştirelim ha? Ne dersin? Nasıl yani komiserim, anlamadım. Sen karakola geçeceksin ve Minecraft Akademisi'nin karakol işleriyle ilgileneceksin. Fakir komiser olacaksın. Ben de senin yerine geçip fakir olacağım işte. Bu gerçekten çok güzel fikir komiserim ya. Göreceksiniz var ya, tüm şehirdeki suçları yok edeceğim. Şehrin tüm huzuru benden sorulur artık. İyi o zaman. Gel sana kıyafetlerimi vereyim. Sen de bana kıyafetlerini ver ve 24 saat başlasın. Anlaştık komiserim. Hadi yapalım. Nasıl komiserim? Kıyafetlerim yakışmış mı he? Güzel olmuş fakir evet. Senin kıyafetlerin de ne kadar eskiymiş dostum ya. Ne sandınız komiserim? Bizim hayatımız böyle ne yazık ki. Aha, cebinizden de para çıktı. İlk defa elimi cebime attım da para çıktı. Bu süper bir şey ya. Hemen gidip bir şeyler almalıyım. Dur fakir dur. Onlar benim param. Onları harcayamazsın. Kıyafetler benimse bu paralar da benim komiserim. 24 saatliğine her şeyi değiştirdik biz. He? İyi madem iyi öyle olsun bakalım. İyi o zaman. Ben gidiyorum fakir Kerem. Sakın suça falan bulaşma ha. Yoksa atarım seni içeri ha, haberin olsun. He? Peki fakir komiserim. Allah Allah ya, adamın cebinde 5 kuruş para yok. Doğru mu yaptık acaba yer değiştirmekle? Arkadaşlar, sanki bu benim için hiç doğru bir karar olmadı gibi ha. Ne dersiniz? Kerem, aşkım sen misin? Bu kıyafetler de ne? Fakirin kıyafetleri değil mi bunlar? Evet aşkım ya, fakirli bir iddiaya girdik. 24 saatliğine yer değiştirdik. O yüzden kıyafetlerimizi de değiştirdik. He? Aşkım bu ne saçma bir şey ya? Böyle bir şey olabilir mi? Evet aşkım ya, çok saçma ama 24 saat böyle kalacağız artık. Çocuk gibisiniz vallahi. İyi madem hadi gel eve geçelim. Allah Allah! Bu kapı neden açılmıyor aşkım ya? Kapının anahtarını falan mı değiştirdiniz? Yok Kerem! Ne anahtar değiştirmesi? Yıllardır aynı anahtar işte. Ben değiştirdim komiserim. 24 saatliğine yer değiştirdik ya, hatırlamıyor musunuz? Evet hatırlıyorum da. Tamam işte komiserim. Evleri de değiştirdik. Dedim ya 24 saatliğine her şeyi değiştirdik diye. Hay Allah! Bu da mı dahildi be? İyi madem ne yapalım? Biz de sizin eve geçelim o halde. Bu ne saçma iş Kerem ya? Ev değiştirmek de nedir? Ben başka birinin evinde nasıl uyuyacağım şimdi? Haklısın aşkım ya. Ben hiç böyle tahmin etmemiştim. Kerem, aşkım burası bayağı kötü durumda. Fakirler burada nasıl yaşamışlar acaba? İdare edeceğiz aşkım. Sen bir şeyler hazırla istersen. Ben de biraz TV'ye bakayım. Şuraya oturayım bari. Zaten 24 saat sonra düzelecek her şey. Televizyona bakayım ben de biraz. Allah Allah. Televizyon nerede ya? Aslı, aşkım televizyonu gördün mü? Televizyon nerede? Yok aşkım görmedim. Sanırım televizyonları yok. Bir de şey aşkım, buzdolabı bomboş. Hiçbir yiyecek yok dolapta. Nasıl yani aşkım ya? Dolapta nasıl bir şey olmaz? Bu insanlar bir şey yiyip içmiyorlar mı hiç? Bilmiyorum Kerem ama sanırım yiyecekleri de yok fakirlerin hiç. Bende de hiç para yok. Sende var mı bir şeyler? Gidip alışveriş yapalım bari. Yok aşkım. Bende de hiç para yok. Desene bu gece aç kaldık. Neyse yatalım bari. Televizyon da yok. En azından yatınca zaman geçer. Aşkım ya şu yemeklere bak. Ne kadar da güzel görünüyorlar. Vallahi açlıktan ölecektim az kalsın. Ya aşkım ye. Afiyet olsun. Hepsini ye. Daha çok yemek var. Güzel bir ziyafet çekelim. Nım 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 nım. Ne kadar da lezzetli bunlar ya. Bayıldım. Ver aşkım ver. Hepsini yiyeceğim ver. Karnımı bir güzel doyurayım bari. Nım nım nım.
Rüyaymış be. Çok acıktım ya, çok acıktım. Açlıktan rüya görüyorum. Karnım da gurulduyor. Bu fakir ne kadar zor zamanlar geçiriyormuş ya. Böyle aç aç uyunur mu evde? Neyse yatayım bari. Sabah bakarız bir çaresine. Aşkım ya, yemeklere bak. Çok güzel bir kahvaltı yaparız artık, baksana. Evet aşkım ya. Çok uzun zamandır güzel bir kahvaltı yapmamıştık. Baksana şunlara, ne kadar güzel. Vallahi iki gündür yemek de yemiyordum ha. İyice bir karnımı doyurayım bakayım. Nım 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 nım. Mis gibi vallahi, müthiş yemekler. Hiçbir şey yok değil mi aşkım dolapta? Sadece kuru ekmek var yiyebileceğimiz. Evet aşkım, maalesef. Hiç yemek yok. Aslı aşkım, bu bize aslında bir ders olsun, tamam mı? Biz her gün güzel yemekler yiyoruz ve sürekli yeni kıyafetler alıyoruz. Aşkım yani? Yani aşkım, mahallemizde fakir var ve bu insanlar aç yaşıyorlar. Evleri bakımsız ve eşyaları da bakımsız. Evet aşkım ya, haklısın. Onlar kim bilir kaç gecedir bu şekilde aç yatıp aç kalkıyorlar. Bu bize bir ders olsun. Bundan sonra Minecraft Akademisi'nde kimse aç yatmayacak. Bizler bu işi kontrol edeceğiz. Fakir gibi aileleri teslim edip onlara yardım edeceğiz. Bu süper fikir aşkım ya. Evet, bunu hemen bugün yapalım. Hemen kalkalım ve ihtiyaç sahiplerine yardımcı olalım. Arkadaşlar, bu durum size de ders olsun. İhtiyaç sahibi insanlarla yemeklerimizi ve kıyafetlerimizi paylaşmalıyız. Kim bilir biz temiz evimizde güzel yemekler yerken bazı insanlar evlerinde aç olarak uykuya dalabilirler. Bu insanlara yardımcı olmalıyız. Sizler de yardımlaşmayı seviyor musunuz? Hemen fikirlerinizi yorumlara yazın ve videoyu beğenin. Bu sayede bu videomuzu daha çok kişi izler ve mesajımızı iletebiliriz. Fakir, bu oyun bize büyük bir ders oldu dostum. Sizin ne kadar zorlu bir hayat yaşadığınızı gösterdi bize. Gözümüzün önünde olup bitenlerden habersizmişiz. Bundan sonra her hafta ihtiyaç sahiplerini belirleyeceğiz ve onlara yardım edeceğiz. Minecraft Akademisi'nin polisleri olarak bu görevi biz üstleniyoruz. İhtiyaç sahiplerini belirleyeceğiz ve hep beraber yardım edeceğiz. Minecraft Akademisi'ne de bu yakışır. Süpersiniz komiserim. Çok iyi düşünmüşsünüz. Bu oynadığımız oyun sayesinde mesajımız da tüm insanlara ulaşmış olur. Hadi arkadaşlar, siz de videoyu beğenin ve paylaşın. Yorum yazarak ve bize abone olarak bu mesajın daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabiliriz. Arkadaşlar, bir önceki videomuzdan yorum yazanların isimlerini okuyorum. Emil Borisov, Irmak Kaya, Rahim, Yiğit, Ömer Çimen, Barış Karataş, Efsel Şimşek, Kelime Sevinç, Mehmetçik Genç. Canım arkadaşlarım, eğer siz de videolarda isminizin okunmasını istiyorsanız videoyu hemen şimdi beğenip videoyu yorumlayın.